İyi akşamlar. Webis TV'desiniz. 19 Ocak Perşembe 2017 bugün. 10 yıl önce bugün tüm Türkiye'yi sarsan bir cinayet işlendi. Bir katliam yapıldı. Gazeteci Hrant Dink, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in canına kastedildi. O suikastin üzerinden 10 yıl geçti. Hrant'sız 10 yıllı değerlendireceğiz biz de bugün. Bugün ben çok kısa bir not ekleyeyim, belki Açık Radyo'da yine buna benzer bir açılış yapmıştık ve Hrant Dink'in çokça bugünlerde referans gösterilen bir yazısını söylemiştik. Güvercin tedirginliğinden bahsediyordu Hrant Dink ve ama bilirim ki bu topraklarda insanlar güvercinlere dokunmazlar, öyle umuyorum ki dokunmazlar diyordu. 10 yıl önce belki bu durum değişti. 10 yıl boyunca da bu durum giderek kötüye gitti. Radyoda da bir izleyen hatırlattı, belki şu notu düşelim. Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkı'nda çok sayıda güvercin dün zehirli yemle zehirlenmişlerdi. Bu da belki 19 Ocağı 10. yılını idrak ederken ilginç bir anekdot olarak bir kenara kaydedilsin. Neler değişti, neler aynı kaldı, bunu konuşacağız dedik. Konuğumuz HDP Milletvekili Garo Paylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, diyelim. Merhabalar. Belki de en genel haliyle önce bu Hrant'sız 10 yılı, 10 yıldır öldürüldüğü yerde arkadaşları, dostları, biz gazeteciler gidiyoruz, anıyoruz, adalet istiyoruz ama o adalet o 10 yıldır bir türlü ne yazık ki vuku bulmuyor. Bu 10 yılı, Hrant'sız 10 yılı ve tabii ki Hrant Dink katliamının hem Türkiye hem de Ermeni toplumu açısından önemli, değerlendirerek başlayalım. Merhabalar. Yani az önce Hrant Dink'in anmasından geliyorum şu an buraya. Saat 3'te kaldırıma düştüğü yere gittik. Ve maalesef 10 yıl geçtiği halde Hrant Dink hala o kaldırımda. Onu oradan kaldıramadık. Yani hayalimiz, evet, Hrant'ı kaybetmiştik ama onunla ilgili vereceğimiz bir adalet mücadelesinin ve onun ölümüne yol açan topyekun bir devlet organizasyonundan, çünkü devlet içindeki bütün organlar Hrant'ın öldürüleceğini biliyordu. Yol verdiler, önünü açtılar. Siyaset bunun iklimini yarattı, basın hedef gösterdi ve Hrant Dink cinayeti gerçekleşti. Bütün o yapıyı deşifre etmek, o yapıya bir şekilde, belki de tarihinde ilk kez bu kadar aymaz bir şekilde hedef gösterilmişti bir insan ve bu kadar ipucu bırakmıştı devlet. Bu yapıyı ortaya çıkarmak için mücadele verdik 10 yıldır. Ama 10 yıldır bu cinayeti, bir milli mutabakat cinayeti olarak ortaya konan bu cinayeti ortaya çıkaramadık, adaletini bulamadık. O açıdan ben Hrant Dink'ten hepimizin özür dilememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun o bir romantikti, hayalleri vardı. Güvercin tedirginliğinde yaşasa bile hem geçmişle yüzleşerek hem de ortak eşit bir geleceği kurarak hepimizin ortak vatanı yapabiliriz, hepimizin ortak cenneti yapabiliriz burayı derdi. Ama maalesef onu beceremedik. Adaletini bulamadığımız her suçla da, hani suçlar tekrarlar ya, Hrant Dink'le ilgili adaleti belki de bulamadığımız için şu anda aynı iklime tekrar savrulmuş durumdayız. Tekrar ırkçı, milliyetçi, ötekine saygı göstermeyen, ben çoğunluğum, diğerini ezerim diyen linççi güruhların her yerde hegemonya kurduğu bir iklimde yaşıyoruz. Bizler için, Ermeni toplumu için elbette Hrant Dink çok önemli ama bütün Türkiye için önemi vardı. Onunla ilgili adaleti bulamadığımız sürece de maalesef bu iklim devam ediyor. O açıdan çok üzgünüm. Dediğim gibi Hrant'tan belki de hepimizin özür dilemesi gereken ve tekrar anlaması gereken günlerden geçiyoruz. Geçen 10 yılı da konuşacağız daha detaylı, özellikle dava süreciyle. Şu altını çizdiğiniz nokta bir milli mutabakat cinayeti olmasıyla, evet, ilgili durumu konuşacağız ama ilginç bir şey söylediniz. Çok bir romantikti Hrant Dink dediniz. Bir hayali vardı dediniz. Hayalini de söylediniz aslında. Kardeşçe yaşam bu topraklarda. Gerçekleşemeyecek bir hayal mi? Şöyle, romantikler öyledir. Keşke ülkemizde daha çok romantik olsa. Kahramanlar da öyledir. İyimser düşünürler. Hani bir güvercin tedirginde olsam bile biliyorum ki insanlar güvercine dokunmazlar. Gerçekten de bakın, şimdi siz herhangi bir Anadolu şehrine gidin. Yolda yürürken düşseniz 10 kişi başınıza gelir, size yardımcı olur. Kimliğinize bakmaz. Hele bir de Hrant gibi birisi ise oturur, kardeşim der, sohbet ederler. Hrant onları güldürür. Böyle bir coğrafyadayız ama öyle bir şey ki devlet tarafından pompalanan bir nefret var. Ermeni deyince estağfurullah diyen, Ermeni deyince aklında bir hain,
getirilen bir devlet anlayışı var, bir eğitim müfredatı var. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar, birbirlerine nefret etme öğretiliyor. Hrant Dink de bu ezberi bozmuştu. Ermeni deyince akla hain gelen, öteki gelen, işte arkadan hançerleyen gelen bozmuştu. Anadolu'nun bir yiğit evladı olarak, bir Anadolu'lu gibi, gerçekten de Anadolu'nun bağrından kopmuş bir yiğit evlat olarak ortaya çıktı. Ve bütün ezberi bozdu. Arkadaşlar, bizim başımıza kötü bir şey geldi. Bu kötü bir şey yalnızca bizi mağdur etmedi, hepimizi mağdur etti. Gelin buna bakalım dedi, bunu barışın diliyle yaptı. Aynı zamanda benim kimliğim hastalandı ama sizin kimliğiniz de hastalandı. Benim kimliğim büyük bir soykırımla, büyük bir katliamla ortadan kaldırılmak olarak hastalandı. Ama siz de sonuç olarak eksilerek bu çoğulcu ruhu, bu çoğulcu kimliği kaybolarak hastalandınız. Gelin iyileşelim çağrısını yaptı. Ermeninin doktoru Türktür, Türk'ün doktoru da Ermenidir dedi. Ve bunu etkiliyordu insanları da. Bu yüzden de o müesses nizamın bütün kötü aktörleri tarafından bir tehlike olarak görüldü. Kimisi de hesapları vardı. Hani Fethullahçılar dediklerimizin ayrı bir hesabı vardı. Güç devşirmek için buna yol verdiler. İşte Ergenekoncu denenlerin ideolojik hesabı vardı. Hükümete yakın olanların zaten İşte bunu bir tehdit olarak gören milliyetçi unsurları yol verdikleri bir cinayetti. Tam bir milli mutabakat cinayetiydi. Pek çok konuda ayrışan bu güçler Hrant Dink konusunda birleştiler maalesef ve bu cinayete el birliğiyle yol verdiler. Biz bu iklimi mahkum etmeye çalıştık ama dediğim gibi beceremedik. Bir romantikten, Hrant Dink'ten tekrar ben herhalde defalarca yapacağım, özür dilememiz lazım. Çünkü 10 yıl sonra çok daha kötü bir iklime savrulduk. 10 yıl sonra gerçekten 10 yıl önceden çok daha kötü bir yere sarıldık. Çok daha ilerini hayal ederken, çok daha iyisine yakınken aslında. Hepimiz çok daha iyisini hak ediyoruz bu ülkenin insanları olarak. Ama dediğim gibi kötü bir yere sarıldık ama diz de çökmedik. Mücadelemiz devam ediyor. Daha kötü bir yere savrulduk diyorsunuz ama mesela bugün biraz takip ettim ana akım medyayı ya da ana akım yayın yapan kurumları. Hrant Dink cinayetinde çözüme en yakın durumda olduğumuz gibi bir algı var şu anda bütün toplum üzerinde. Çünkü çok ortadaki 10 yıl sonra üzerinden 5 yıl önce bunda kesinlikle örgüt yoktur denilirken şu anda tümüyle bir örgüte tahvil edilmiş durumda cinayet ve insanlar, pek çok insan diyelim, özellikle medya yoluyla bu fikre çok ikna gözüküyorlar. Yani FETÖ Hrant Dink cinayetini bu ülkeyi karıştırmak için işlemiştir. Bakın, içinde Fethullahçı denen aktörler var. Bunu ben de biliyorum. Ama onlar tam olarak illiyetleri kurulursa Fethullahçı denilebilir o aktörlerin. Ancak bu dava paralele sığmaz. Bu dava Fethullah'a sığmaz diye de söyledik. Pek çok aktör var içinde. Cinayetin hazırlığını yapan, yol veren, medyada Hrant'ı hedef gösterten, bütün bu aktörlerin bütünleşik sorumluluğunu ortaya koyan bir davaya ihtiyacımız var. Hükümet şu anda Hrant Dink cinayeti davasını bir araç dava olarak görüyor. Ben bu cinayeti Fethullah'a yıkarsam dünyaya da bunu, bak Fethullah Hrant'ı da öldürmüştü diye anlatabilirim. Çünkü bütün dünya Hrant Dink'i tanıyor. Fethullahçı organizasyonu da bu şekilde bütün dünyaya anlatırım diye bakıyor. Evet, bu aktörler varsa sonuna kadar yargılanmalılar. Ama bütün aktörler, yani şucu veya bucu denmeden, bütün devletin bütünleşik sorumluluğunu, sonuç olarak bunların hepsi kamu görevlisiydi. Bütün bu kamu görevlilerinin şucu veya bucu demeden, ayrılmadan yargılanacağı objektif bir davaya ihtiyaç var. Bu davaya henüz ulaşamadık. Bir de bakın, adalet vicdanın olduğu yerde bulunur. Devlet görevlerinde vicdan varsa, yargıda vicdan varsa, yargıda gerçekten maddi gerçeği bulma hedefi varsa ve devlet bu yönde yeni suçlar işlemiyorsa adalete ulaşılır. Şu andaki iklime baktığımızda Ermeni meselesiyle ilgili olsun, Kürt meselesiyle ilgili olsun, Alevi meselesiyle ilgili olsun herhangi bir vicdan yok ki. İnsanların ölmesi sıradan, katledilmesi sıradan olan bir devlet bir Hrant'la ilgili bir adaleti verebilir mi? Veremez. Önce suçları durdurmalıyız. Yani Hrant Dink'i biz kaybettik. Hrant'la ilgili alabileceğimiz iki kişiyi mahkum etmeniz veya sizi onlara Fethullah yaptı demenizde adalet bulunmaz. Önemli olan bu iklimi mahkum etmek ve yeni suçların olmasını engellemek. 10 yaşındaki çocuklara yapılan muameleyi görüyorsunuz. Üzerlerini soyduruyorlar, aşağılıyorlar. Böyle bir iklimde neyin adaletini bulabilirsiniz? Gerçekten Hrant Dink'in de hayali herhalde barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye ve bir dünya hayaliydi. Şu an ondan çok uzaktayız. Hrant'ı da dediğim gibi bir araç dava olarak görüyorlar ve böyle kullanılmasına izin vermemeliyiz. Bu bir devletin bir arınma davasıdır. Devletin arınma davası olarak görülürse ancak devlet aranabilir. Yeni suçlar işlemez. Devlet arınmadıktan sonra, yeni suçlar işledikten sonra Hrant'la ilgili bulabileceğimiz bir adalet de yoktur.
Yani aslında devlet görevlilerinin dahil olduğu bir cinayetten bahsediyoruz. Evet. O devlet görevlilerini ve o devlet görevlilerinin içinde yer aldığı organizasyonu göz önüne sermeye çalıştığımız kadar o görevlilerin nasıl devlet kademelerine geldiği de örneğin değil mi? Çünkü geçmiş uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bir yapılanmadan bahsediyorsa kadar bu da dava konusu edilmeli. Ya şimdi diyorsunuz. Şöyle bakın, Hrant Dink'i katleden zihniyet daha önce pek çok suçlar işledi. Bu devlette işte pek çok suçlar işlenirdi. Özellikle belli kimlikte olan insanlara, müesses nizama itiraz eden insanlara karşı işlenirdi ve üstü örtülürdü. Hrant Dink'te ilk kez bu kadar çok delil verdiler ve böyle bir milli birlik mutabakatı, yani bütün aktörlerin içinde olduğu bir cinayet ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya kondu ve delil bıraktılar ortada. AKP hükümeti bunun üzerine gitsin diye çok çağrı yaptık. Bunun üzerine gidin ki size karşı darbe planlayanlar da varsa, sizin hükümetinizi devirmek isteyen de varsa, başka insanlarımızı katletme planları olanlar varsa ortaya çıksın dedik. AKP hükümeti o yıllarda hani işte biz derin devletten arınacağız diye iddiası vardı. Ama daha sonra Tayyip Erdoğan güç kazandıkça yüzünü başka bir yere doğru döndü. Ve özellikle de Fethullahçı denen aktörlerin güç kazanması yönünde yol verdi. Onları daha yüksek kademelere terfi ettirdi. İstanbul Emniyet Müdürü'nü vali yaptı, diğerini bakan yaptı, diğerini istihbarat şube müdürü yaptı. Hep atamalar, yani biz fail olarak gösterdiklerimiz hepsi devlet içinde terfi aldılar ve yükseldiler. Bu da tabii ki cinayetle ilgili bir aydınlanma ve önünü açma diye bir unsuru ortaya koymuyordu. Daha sonra bu Fethullahçılarla güç savaşına girdiklerinde ise bu davayı Fethullahçılara havale etmeye kalktı. Hiçbiri samimi değil. Yani bu anlamda Türkiye insanının buna bakması lazım. Biz eğer ki Hrant Dink'le ilgili bir adalet bulamazsak, bugün Hrant Dink'i kasteden zihniyet, yarın müesses nizamla ilgili itirazı olan herhangi birimize kastedebilir. Geçmişte 28 Şubat sürecinde mütedeyinler de bu hedefe girdiler. Bugün mütedeyinler kendilerini güçlü hissediyor olabilir ama bu ceberut düzen, ceberut devlet anlayışı devam ettikçe bugün bana yarın sana. Çünkü bu devletin 100 yıllık hikayesine baktığımızda sıra dayağına girmemiş herhangi bir kimlik yok. Hepsi bu sıra dayağından geçti. Ha, Ermeniler her zaman o sıra dayağının içindelerdi. Hiçbir zaman dışında azade olmadılar. Kimi zaman Kemalist düşünceye sahip olanlar güçlü hissettiler kendilerini, kimi zaman mütedeyin kesime sahip olanlar hissettiler. Ama ben her zaman o sıra dayağının, dayak yiyen tarafında olan bir kimlik olarak söyleyeyim, dayak yemeyen kimse kalmadı. Sonuç olarak biz devletimizin insanımıza, yani kutsal olan şey devlet değil, bugün Rakel Dink söyledi, kutsal olan insandır. İnsanlık onurudur. İnsanlık onurunu esas alan bir devlet anlayışı hayal ediyoruz. Hrant Dink'in hayali de buydu. Biz Ermenilik derdi yapmak istemiyoruz. Elbette kendi kimliğimizle ilgili dertlerimiz var ama dertlerimiz ortak. Bize kasteden bir devlet anlayışı, onunla hesaplaşmak ve yüzleşmek istiyoruz. Bütün Türkiye toplumu da böyle bir safta buluşamazsak bu devlet birbirimizden bizi nefret ettirir, ötekileştirir, birbirimize düşürür, hep kendini tahkim eder. Ama maalesef hep böyle olmuş. Bugünlerde de dediğim gibi tek bir kanaldan hani milliyetçi, ırkçı, şöven bir dalga var. Bu da bu, ama bu yangın hepimizi yakabilir. Hepimizin hem Hrant'la ilgili, adaletle ilgili, hem bütün adaletler gibi, Berkin Elvan'ların tutun, bütün kaybettiğimiz herkesle ilgili adalet mücadelesine yan yana olması gerekir. Yoksa birbirimize kıymaya devam eden o aygıt işine devam edecek maalesef. Bu bahsettiğimiz dalganın kurbanı da oldunuz. Evet. Geçtiğimiz hafta aslında, evet, mecliste, meclis genel, evet, kurulundaki bir konuşmanız sırasında, ha, hem konuşmaya müdahale edildi hem de ardından bir ceza aldınız. Cezanız doldu. Meclis Genel Kurulu'na dönebilirsiniz tabii ki. Bu ayrı bir konu ama o ceza meclisin tarihine yazılmış oldu. Evet. Ne diyeceksiniz? Nasıl değerlendireceksiniz? Ya şöyle, ben anayasa değişikliği üzerine konuştum. Hani insanlar şey diyor ya, soykırımın gündeme getirmenin sırası mıydı? Hayır, ben soykırım konuşması yapmadım zaten. Şunu söyledim. Anayasa hikayemizi kimse bilmiyor. Anayasa hikayesi 150 yıl önce başladı. İlk anayasayı da bir Ermeni yazdı. Yani şöyle yazdı, bir komisyon kuruldu, bütün halk temsilcileri oradaydı. Ortak eşit bir geleceğimizi nasıl kurarız diye Abdülhamit'in ilk tahta çıktığı yıl çoğulcu bir anayasa yapıldı ve çoğulcu bir meclisle. Hani %60'ı Müslüman, %40'ı Hristiyan olan bir meclis tarafından bu anayasa yazıldı. Ama Abdülhamit 1,5 yıl sonra Rus savaşını bahane edip bu anayasayı devre dışı bıraktı ve 30 yıllık bir istibdat dönemi oldu. Daha sonra 1908'de yeni bir meşrutiyet ilan edildi. Halklar yine mutluydu ama İttihatçılar 2 yıl sonra gücü tekrar ele geçirip tekçi bir anayasa yaptılar ve Türk'ün anayasası dediler buna. O kadar daraltınca, Türk'ün anayasası deyince
Tabii ki birileri dışında hissediyor. Daha sonra bu 1913-23 yılında halkın %40'ını kaybettik dedim. Yani katliamlarla, mübadelelerle, soykırımlarla %40'ı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik dedim. Cümle buydu. Cümle buydu. Yani şunu söyledim, bu hatayı bir daha yapmayalım diyecektim daha sonra. Yani biz geçmişte Türk'ün anayasası diyerek bu hatayı yaptık, 4 halkı kaybettik. Çoğulculuk duygumuzu, birbirimize olan güvenimizi, bir arada yaşayabiliriz duygumuzu kaybettik. Ben kılıç artayım dedim. Bakın ben bunu düşmüş bir halkın insanı olarak söylüyorum. Kaybetmiş bir halkın insanı olarak söylüyorum. Şimdi siz bugün de Türk'ün anayasasını yaparsanız, atıyorum Kürtleri veya diğer halkları yok sayarsanız onlara iki şey düşer. Ya sessizliğe bürünürler ki kötü bir şeydir bu. Yani asimile olurlar, kimliklerini kaybederler, onurlarını kaybederler. Ya da isyan ederler. E Kürtler zaten 100 yıldır isyan ediyor. 40 yıllık bir isyan var. Ve büyük bir sonuçta 50 bin insanımızı kaybettik. Yetmedi mi? Yapmamız gereken bu kadar kavgadan, bu kadar kandan sonra çoğulcu bir anayasa. Herkesin kendini az veya çok, hani tamamen diyemem ki ben bir Ermeni olarak tam olarak benim istediğim anayasa olsun değil. Az veya çok hepimizin içinde hissedeceği bir anayasa, bir toplumsal sözleşme, bir meclis anlayışı, bir demokrasi anlayışı. Bunu yaparsak huzur buluruz. Bunu yaparsak hepimizin eşit yaşayabileceği, hepimizin huzurlu yaşayabileceği, daha iyi ekonomimizin olduğu, daha iyi bir yaşam alanımızın olduğu bir ülkede yaşarız. Bunu söyledim ama o soykırım kelimesini kullandın diye zaten hazırdı AKP'li bindirilmiş kıtalar orada. Maalesef işte MHP'nin tehdidiyle de işte Garo'yu meclisine atmazsanız anayasadan desteğimizi çekeriz'e varan böyle tehditler. Böyle bir tehdit oldu mu? Aynen öyle. 1,5 saat meclis tarihinde ilk kez ara verdi meclis. 1,5 saat boyunca MHP tehdit etmiş. Garo'yu meclisine atmazsanız anayasadan desteğimizi çekeriz diye tehdit etmiş. Mesele çok daha büyümüş. Başbakana, bakanlara, bilmem nerelere kadar bu iş gitmiş. Sonra meclis tarihinde ilk kez böyle bir ifadeden dolayı bir milletvekili 3 gün meclisten uzaklaştırılıyor ve o ifade tutanaklardan çıkıyor. Bakın o ifadenin tutanaklardan çıkması hani Ermeni halkı geri mi gelmiş oluyor? Ben şunu da söyledim, ben bunu soykırım olarak adlandırıyorum. Yani sonuçta bir halkın yok edilmesini, gelin adını beraber koyalım, başka meclislerin meselesi olmasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meselesi olsun. Nedir bunun ismi? Yani bir halkın veya 4 halkın topyekun ortadan kaldırılmış olması, %40'dan binde bire düşmüş olmasın adını gelin hep beraber koyalım dedim. Ama sanki ben soykırımı gündeme getirmişim, zamana mıydı gibi tartışmalarla maruz bırakıldım. Çünkü tamamen o kelime üzerinden her şey tartışıldı. AKP'nin de çok üzgünüm. Yani çünkü AKP Türkiye'yi değiştirme iddiasıyla kuruldu. Ama şimdi MHP'nin o dar alanına hapsoldu ve yedeklenmiş durumda. Herhalde Devlet Bahçeli hayatının en mutlu günlerini yaşıyordur. Yani şu anda yeni bir milliyetçi cephe, milliyetçi bir koalisyon kuruldu. Ve buna itiraz eden herkesi de hain, terörist olarak göstermeye çalışıyorlar. Ya bu hafta belki böyle faşist iklimlerde tutar. Hani faşizmin böyle zirve yaptığı ülkelerde böyledir. Hani ne derseniz ağzınızdan sizi böyle bir öteki olarak gösterebilirler ama ben bu toplumun vicdanında elbette bu faşizm dalgası bir gün yumuşayacak. Ve sonuç olarak soykırım, ben o meclisten defalarca dedim. Yani 10 kere belki o kürsüne soykırım dedim. Hatta bakın geçen sene onu da söyleyeyim. Bir keresinde MHP itiraz etti geçen sene ben Ermeni soykırım dediğimde. AKP hiç oralı olmamıştı. Bu ifade özgürlüğüdür deyip geçmişti. Demek ki o zamanın normali, o zamanın zamanın ruhu oymuş. Bugün soykırım dediğimde işte zamanın ruhu veya yeni koalisyonun ruhu tekrar kelimeleri yasaklamak, ifadeleri yasaklamak, itiraz etmeyi yasaklamak. Belki yarın hayır demeyi de yasaklayacaklar. Kenan Evren'in yaptığı gibi hayır kampanyasını yasaklayacaklar. Böyle bir iklimde yaşıyoruz. Bu iklimi hiçbirimiz hak etmiyoruz. Kim olursa olsun. Mütedeyyini, Kürdü, Türkü, Ermenisi, Süryanisi, Alevisi, Sünnisi hiç fark etmez. Hiçbirimiz bu iklimi hak etmiyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Yani faşizm çünkü en sığ ideoloji ve en sığ siyasi görüştür. Çok kolaydır faşizm yürütmek, milliyetçiliği yürütmek. 3 cümleyle yürütebilirsiniz. Oysa çoğulculuk çok daha fazla cümle gerektirir. Çok daha fazla birikim gerektirir. Birbirine saygı gerektirir. Çoğulculuk böyle bir şey. Bunu becerebileceğimize hala inancım var. Yani ve ben bu ülkemin insanlarıyla bir gün bu karanlığı mağlup edeceğiz diyorum. Evet çok karanlık bir dönem ama umarım ki sabaha yakın olduğumuz bir zamandayızdır. En az Hrant Dink kadar romantik görüyorum sizi ben de bu sözlerinizle birlikte. Evet romantik olmadan maalesef buna tahammül etmek mümkün değil. Yani evet çok daha fazla insan bugünlerde güvercin tedirginliği içinde. Ben de öyleyim elbette. Çünkü çok ciddi bir linççi bir anlayış sokaklarda her yerde kol geziyor. Hepimiz birbirimizi kollamalıyız ve bu linççi iklimi geriletmeliyiz.
Herkes her gün hedef gösteriliyor. Bu iklimde çok daha kötüleri de söz konusu olabilir. Birbirimize sarılmamız ve birbirimize saygıyı devam ettirmeye çalışmamızdan başka yolumuz yok. Yoksa bu ateş hepimizi yakabilir. Bu özellikle 19 Ocak'larda çok konuşulan bir konudur. Birazcık tam da ona göndermeye söyledim aslında. Çokça yazı, tahlil, analiz de çıkıyor. Hrant Dink'in Ermeni toplumu içinde Hrant Dink gibi birinin varlığının ne kadar önemli olduğuna, her iki tarafa da konuşabilen, her iki tarafa da dert anlatabilen, sonucu ne olursa olsun çok kıymetli şeyler söyledi hep Hrant Dink. Bir Hrant Dink daha olur mu'yu tartışmak bence çok büyük bir haksızlık bütün Ermeni toplumuna. O yüzden ben şunu sormak istiyorum. Bir Türk olarak, bir Sünni gelenekten gelen bir Türk olarak Hrant Dink'i anlayacak insanları çıkartmak nasıl mümkün olacaktır Türklerin içinde? Ya bu insanlar var. Yeter ki siyasi iklim buna müsaade etsin. Çok da çoğalmıştı aslında. Hrant Dink'in hani kaybından sonra hep birbirimize söylediğimiz, hatta söylerken birbirimize kızdığımız bir cümle vardır. Hrant Dink böyle bir iklime sebebiyet vereceğini bilse kendi belki güle güle ölüme koşabilirdi diye birbirimize kızarak söylediğimiz cümlelerimiz vardı. Çünkü öyle bir iklime yol açmıştı ki tekrar yüzleşme, birbirini anlama, birbirine saygı gösterme ile ilgili bir iklim vardı. Devletten hesap sorma. Ve gerçekten bunun sonucunda biz bir barış süreci yaşadık. İnsanlarımızın ölmediği, herkesin yani çoğulculuğun yükseldiği, çoğulcunun önde olduğu, milliyetçilerin ayıplandığı ve çok son derece marjinalleştiği, hani radikallerin, milliyetçilerin marjinalleştiği bir iklim yaşadık. Ama maalesef dediğim gibi son iki yıldır bu güç savaşları, devlet içindeki güç savaşları ve tekçi bir anlayışın, tek bir adam anlayışının devreye sokulmaya çalışıldığı ve herkesin sanki bir kurtuluş savaşı varmış gibi, devlet büyük bir beka derdindeymiş gibi ortaya koyulduğu bir anlayış. Bu dediğim gibi MHP'nin dar anlayışı. Yani içeride dışarıda Kürt'e çadır bile kurdurmam, Ermeni'nin hiçbir hakkını vermem, ben ne dersem olur, diğerleri de biat eder anlayışının esas olduğu bir dönemdeyiz. Hrant Dink gibiler bu anlayışı, bu ezberi bozuyorlardı. Belki de dikkat ederseniz bakın, milliyetçilik yapan bir Kürt'e bu devlet çok itiraz etmez. Çünkü o işine yarayandır. Veya sert bir Alevi'ye, işte ne bileyim, işte böyle milliyetçilik yapan bir Ermeni'ye çok kızmaz bu devlet. Çünkü onun işine yarar. Ama barışın dili, arkadaş gel barışalım diyen ve diğer kesimini etkileyenler hep tehdit olarak görülürler. Hrant Dink de onlardan birisiydi. Belki de bunu becerebilen birisiydi. Ondan dolayı bu kadar büyük bir tehdit olarak görüldü. Yeni Hrant Dink'lerde yaratmak, bakın kahramanlar yaratma derdinde olmamalıyız. Bir insana çok fazla şey yüklememeliyiz, onu da söyleyeyim. Tek bir insan hiçbir şey yapamaz. Ancak toplumu etkileyebilir. Ama biz işte Hrant Dink konuştu, onun konforuna kapıldık diye bakmamalıydık. Daha çok insan Hrant'ın etrafında olsak belki Hrant'a kastedemezlerdi. O günlerde Hrant'ı çok da yalnız bıraktık. Mahkeme kapılarında, o linççi iklimlerde çok azdı. Bugünkü anmada da sayı azdı, onu söyleyeyim. Bugünkü linççi iklimden insanlar çekinip evlerinde kaldılar belki. Anlaşılır bir şey. Korku da insani bir duygudur ama biz geriledikçe o karanlık bulut üzerimize daha fazla, daha aymazca gelecek. O açıdan hepimizin ses çıkarması, itiraz etmesi gereken günlerden geçiyoruz. Ya Hrant Dink'te koskoca İstanbul'da 1000 kişi olmasını kabul edemem anmasında. Eminim bugün orada bir 30-40 bin, 50 bin kişi olmamız çok daha birbirimizi güçlü hissettirecekti. Ama yeterince o gücü hissedemedik. Yine de bu iklimde bu çabayı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ama evimizde durup sessizliğe büründükçe, aman kızım, aman oğlum gitme, başımıza bir iş gelir dedikçe bu karanlık üstümüze daha fazla çöreklenmeye, çökmeye çalışacak. Buna izin vermemeliyiz. Yani asla bu iklimin bizi esir almasını, korkunun bizi esir almasını izin vermemeliyiz. Tam da bu tarif ettiğiniz iklimde Türkiye çok kritik bir sürece girdi. Referandumla sonuçlanması muhtemel bir anayasa değişikliği, bir rejim değişikliği ya da bir sistem değişikliğine gidiyor. Her nasıl adlandırırsanız. Partiniz hayır tavrını net bir şekilde ortaya koyacağını açıkladı. Biraz da bu anayasa değişikliğine dair değerlendirmenizi alalım isteriz. Tabii ki her HDP'li gibi buna dair eleştirileriniz ve neden hayır dediğinize dair fikrinizi alalım ama böyle bir zamanda böylesi bir anayasa değişikliğine gidiliyor olması da ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum. Ya öyle tabii ki. Bakın 1908 örneğini verdim. 1908 ile 1910 arası hani o çoğulcu bir anayasa düşüncesiyle halklar çok mutluydu ama bu mutluluğu çok gören ve burası Türk'ün yurdu, Sünni Müslümanların yurdu yapmak isteyen bir anlayış da vardı. O bir kibirdir. Hani burası önce Türk'ün yurdudur.
Diğerleri ise hani göz yumabiliriz anlayışıyla bakılan insanlardı. Onu yapmaya çalışmak büyük acılar yaşattı. Ben esas karşı durduğumuz aslında çoğulculuğun tamamen karşısında olan bir anayasa ve tek adamın iki dudağı arasında yaşayacağımız bir Türkiye demek bu. Her kim olursa olsun hiçbirimiz bir adamın iki dudağı arasında yaşamayı kabul etmemeliyiz. Bakın Tayyip Erdoğan'a 3 yıl önceye kadar çok yakın olan insanlar bugün ya hapisteler ya yurt dışına kaçtılar. Yarın bugün onlara biat eden, bugün ona Tayyip Erdoğan padişahım çok yaşa diye bağıranlar 2 yıl sonra aynı duruma düşebilirler. Çünkü bir insanın o anki ruh haliyle tabisiniz. Sana bir kızmasıyla bütün pozisyonunuzu, bütün malınızı, mülkünüzü, geleceğinizi, ülkenizi kaybedebilirsiniz. Buna izin vermemeliyiz. Hukuk devletinin bitmesi demek. Yani HDP'nin desteklediği her şeyin karşısında olan bir anayasa değişikliği. O açıdan pozisyonumuz net bir hayır. Ama meselemiz şu, hayırın kazanabileceği duygusu henüz yerleşmedi. Bu Şili, Pinochet'in Şili'si ile ilgili bir No filmi vardır. Herkesin onu izlemesini tavsiye ederim. Tam referanduma 3 ay kala, işte böyle bir iklimde, işte hayır kazanamaz duygusu, o Şili'deki diktatör Pinochet'e karşı hayır kazanamaz duygusunda olan kitleler bir anda örgütleniyorlar ve hayırı kazandırıyorlar. Hayır kazanıyor ve Şili'nin diktatörü kaybediyor. Ve halklar o Şili demokrasisi öyle kurulabiliyor. Bu bizim için önemli bir fırsat. Evet çok büyük oyunlar olabilir, çok büyük provokasyonlar olabilir ama cesaret göstermeliyiz. Eğer ki bu ülkede bir gelecek tahayyülünüz yoksa, karamsarsanız şimdi elinizde bir fırsat var. Hep beraber bunun için mücadele verebiliriz ki ve kazanabiliriz. Hiçbir kuşkum yok. Yeter ki insanlara merak etmeyin. Birbirimize dayanışacağız, omuz omuza vereceğiz. Bu birbirimiz için bir tehdit değiliz. Birbirimize omuzlaşarak bütün kimlikler, bütün kültürler beraber Türkiye'mizi o tek adama vermeyeceğiz, rehin vermeyeceğiz demeliyiz. Bunun mücadelesini hep beraber vermeliyiz. Ben hayırın kazanabileceğini neredeyse eminim. Yeter ki biz hayırın kazanabileceği duygusunu büyük bir şekilde elimize tutabilelim, birbirimize bu cesareti verebilelim. Şu safhayı da artık geçtik sanıyorum değil mi? Hem sözü yani sözü de toparlayıp noktalayalım. Çok uzattık bile belki. Evet. Ama yani mecliste mücadele safhası artık geride kalmıştır diyebiliriz. Yok, hayır. Açık ortadaki yani bakın, sanıyorum bu çıkacak mecliste. O kadar insanlarımız görmüyor. Hani kameralar keşke gösterse. AKP milletvekilinin tek bir tanesi bile o kabine girip gizli oyunu veremediler. Tek bir kişi bile. İçlerinde en az 50 vekil var. Şahsen de biliyorum hayır vermek istiyorlar ama veremediler. Çünkü ilk görülen hayır verdi, görülen Fethullahçı diye infaz edilecek. Böyle bir iklimde yaşıyoruz. Milletvekilinin böyle bir iklimde yaşadığı bir Türkiye'de bir vatandaş ne kadar güvende olabilir? Ya da nasıl oy verebilir? Veremez. Ha verebilir. Yani bu cesareti böylesi bir baskı altında. Bu yeter ki bakın bu cesareti onlara karşı biz bu cesareti gösterdiğimiz anda hayırın kazanabileceği duygusunu birbirimize verdiğimiz anda ve hayırın yalnızca Kürtlerin boynunun borcu veya şehirli modernlerin boynunun borcu olmadığını bulup kamplaşmayı sonlandırmak bizim de boynumuz borcu. Yani mütedeyyinlerin de kendini sağ mahallede hissedenleri de bu cesarete katmamız lazım. Bu hayır yalnızca sol mahallede olan şehirli modernlerin Kürtlerin boynunun borcu değil. Bir arada yaşayacaksak barış içinde yaşayacaksak hep beraber bu hayır duygusunu o mahallelerle birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bunlara iş içinde olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyenler 19 Ocak 2017'de Hrantsız 10 yılı ve haliyle o 10 yıl boyunca nelerin değiştiğini, nelerin aynı kaldığını konuştuk. Bir tablo çıktı ortaya. Kötüye doğru giden bir tablo çıktı. Garopaylandı konuğumuz. Görüşmek dileğiyle başka bir yayında. Hoşçakalın.